Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Uğur. Bugün sizlerin karşısında yeni bir video ile beraberiz. Bugünkü videomuzda oyunu kaç yıldır oynarsanız oynayın, bugün bile başlasanız turşusunu kuracağımız bir silahla beraberiz. Bu silah artık çok farklı oldu arkadaşlar. Biliyorsunuz ilk zamanlar bu silahın desenleri bile yoktu. Sonrasında yavaş yavaş desenleri üretilmeye başladı. Sonrasında artı basma geldi ve sonrasında kuantumlar falan, bunlar belki aynı zamanda da olmuş olabilir. Tam hatırlamıyorum. O kadar eski bir silahla karşınızdayım. Eski M4A1 bu şekildeydi. Hatta kuantumunu da şöyle çıkarayım. Bu M4A1'in artı basmadığımız zamanı hatırlayanlar yorumlara bir yazarsa çok mutlu olurum. Yıllar yıllar önce sadece Ahmet abiye yayınlarında dediğimiz M4A1'e de artı basma gelsin, M4A1'e de diğer desenler gelsin. M4A1'in eskiden desenleri bile yoktu arkadaşlar. Oyunun stok silahı olarak kullandığımız, yani her şeyin zağlı olduğu dönemden tutun ZP'li olduğu döneme kadar. Mesela ZP'niz bitti, hiçbir şey alamıyorsunuz ama envanterinizde bulunan, sizi terk etmeyen, sizin böyle yakan yapışan bir tane silahtan bahsediyorum. Fazla uzatmayacağım. M4A1'i bu halden bu hale getiren hayat bize neler yapmaz diyorum. Videomuza geçmeden önce aşağıdan sizler için her gün içerik üretiyorum. Sizler için her gün video paylaşıyorum. Her gün 11'de aynı saatte paylaşıyorum. Videomuza geçmeden önce lütfen rica ediyorum, abone olmanızı rica ediyorum arkadaşlar. Yani artık rica etmekten ben yoruldum. Lütfen izliyorsanız abone olmanızı rica ediyorum. Gerçekten çok güzel içeriklerle devam edeceğim. Kendimi daha da geliştirmem adına aşağıdan yorumlara içerik fikirlerinizi ya da benimle alakalı istediğiniz herhangi bir şeyi olumlu ya da olumsuz yazabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi de şimdiden unutmayın. SİHA desenleriyle sadece susturucusu yok. Kendi hesabımda M4A1 ile +7 M4A1 ile bir oynayacağız. Eskileri yad edeceğiz ama bu sefer böyle değil. Bu şekilde elit seriyle beraber eskileri yad edeceğiz. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Videomu sonuna kadar izlemenizi de rica ediyorum. Tavsiye ediyorum. İnşallah güzel bir video çıkarabilirim sizlere. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Şu M4A1'in tadına bir bakalım. Hadi videoya geçelim. Herkese tekrardan yeni videodan selamlar arkadaşlar. Bugün gördüğünüz gibi M4A1 Reese ile, eskiden Reinox'un dediği M4A1 Reese ile yargı dağıtmaya geldik. Bakalım şuradan uzaktan işliyor mu? Kanka. Hayda. Neyse, sıkıntı bizde M4A1'de değil, devam edeceğim. Bu silahı hatırlayanlar bir olttur zaten arkadaşlar, gerçekten. Yani buna artı basmanın olmadığı, başta da söylediğim gibi desenlerin bile olmadığı bir oyundu Zula eskiden. Yani stok silah neden gelmiyor diye sürekli söylüyorduk. Videoyu sonuna kadar izleyenlere ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Şuradan gideceğim. Buradan gideceğim. Arkam geliyor mu? Geldi. +7 M4A1 neler yapıyor? Bu arada refleksi çok güzel ya. SİHA desene bayılıyor. Hayda, ne oldu orada? Abi. Anladım hocam. Arkadaşlar, eğimsizlikten kan alıyorum şu anda. Biraz oynarsam eğim yerine oturacaktır diye düşünüyorum. Biraz adam vurmam lazım eğimimin açılabilmesi için. Şuradan gelen var. Abi ne oluyor bana ya? Gerçekten Reese elime aldım, bir tuhaf. At bombanı, gel üstüme. Gelemedi çünkü orada birileri var. Şu bombayı şöyle atarsam ölürsün sen. Nasıl lan? Ya şu Groza'ya susturucu takmıyorlar ya. İnanır mısınız? O kadar baş ağrıtıyor ki şu Groza. Orada bir yalan attım ama pek de yalan sayılmaz. Şuradan devam edelim. Şuraya bir MK atarsam ölür müsün? Öldün. Kaçtım kaçtım kaçtım. Oradan gelenler olacak kanka. Arkalandık arkalandık oğlum. Reis K ile devam ediyoruz arkadaşlar. Gerçekten çok kötü oynuyorum şu anda ya. Ben mi kötü oynuyorum yoksa silah mı kötü? Ya bir çekil Reis, bir çekil. Ya abi valla bir canım var, o da nurumun olsun ya. Ne oldu orada? Valla Reis ile elimden geldiğince yargı dağıtmaya çalışacağım ama daha ne kadar dayanabilirim bu Reis'e bilmiyorum. Seri katil moduna geçmem lazım artık bir şekilde. Şuraya bomba atalım. Çok güzel. İki kişi, bir seri katil moduna geçmem lazım artık şu SİHA desenine. Kanka ölmen lazım artık. Şu MK'yı al. MK'yı al. Tamam. Ne yaptım? M4A1 boncuk mu atıyor ya? Çok güzel. Lan lan. Oğlum. Hadi vur M4A1, vur şunu.
26 kilim var. Gelenler var. Abi hiç boşa sıkmaya gelmiyor gerçekten. Sizlerin oynadığı taarruz silahlarını yorumlara yazar mısınız arkadaşlar? En çok hangi silahlarla oynuyorsunuz gerçekten merak içerisindeyim. Yani hangi silahları daha çok tercih ediyorsunuz? Oyunu şu an yeni metası olan Groza mı yoksa MPT mi veya AUK mu? Yorumlara yazın. Ben de yürüyeyim. Ya da M4 abiyle siz de böyle şansınızı deniyor musunuz arada silahınız olmadığı zaman? İki kişi. Üç kişi. Şöyle aşağı doğru ineceğim kanka, sen bir yardım et bana oradan. Çok güzel, lider katili. Bir seri katil moduna geçelim. Evet, seri katil moduna geçtik. 31 kildeyiz bu arada. Bozmamız lazım hemen onu. Hemen onu bozmamız lazım. Sıkıntı 32. Şu 33. Lan arkam da var. Hayda, 8'li komboyu bozdum. Alttan felaket geliyorlar. 34 kill aldık. Ya, lider de olabilirdik aslında ama ben bu M4 haberi doymadım. Büyük ihtimal bir maç daha girebilirim. Eğer... Ya da doysam mı? Bilemedim. Yine de 34 kill bence iyi arkadaşlar ya. Sizler nasıl değerlendiriyorsunuz bunu? Öl kanka sen. Orada var ya, herkesi yatırdın. Sen çok tehlikelisiniz. Şuraya bir MK. Sen de öl. Sen de öl. Çok güzel. Dörtlü combo. Alttan gideceğim. Ya pompalı. Artık benden bir uzaklaş ya. Bir uzaklaş. Yıldırdın beni ya. Bu arada maç bitmek üzere. Şuraya bir MK atacağım. Şuradan gelen olur mu? Abi şu son iki kili falan ben alayım ya. Başka? Başka yok mu? Oğlum içimden geçtiler ya. Bu arada maçı kazandık. 39 kill aldık. Arkadaşlar raise'imiz bu şekildeydi. Yani bilmiyorum, böyle bir içerik geldi aklıma. Umarım beğenmişsinizdir. Bu deseniyle beraber bir şeyler yapmaya çalıştım. Üçüncü olduk maçta da. Dediğim gibi aim çok önemli arkadaşlar. Bir YRT atasözü der ki, buraya kadar izlediyseniz bu YRT atasözünü unutmayın. Aim nankördür. Gerçekten sıcak tutmanız lazım. Yani bir gün oyuna girmezseniz o aim gerçekten sizden gidiyor. Ya ben bunu Zula'da gördüm. Bütün oyunlarda gerçi böyle. Sizlere tavsiyem, öncelikle dersleriniz, sonra hafta sonları dersleriniz bittiği zaman full oynayın abi. Full oynayın. Bu arada M4 tabir bu şekildeydi. Bundan sonra hangi silah deneyelim? İsterseniz bir silah serisi başlatalım. Hangi silahları böyle deneyelim? Ne bileyim, hasarlarını deneyelim. Oyunda gerçekten meta olarak kullanılabilir mi? Ya da onların alt bir sınıf olarak kullanılabilir mi? Bunları yorumlara yazın. Gameplay videolarını pek tercih etmiyorsunuz, izlemiyorsunuz ama buraya kadar izleyenler yorumlara gerçekten şu an şu dakikayı, videoyu durdurup yazabilir mi? Yazmanızı bekliyorum. Bir tane de yayınlarda bahsettiğim bir hesap çekilişi var. Lütfen ona da muhakkak katılın. İnşallah böyle hak edene, çok böyle canlı gönülden isteyene çıkar. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Hoşça kalın arkadaşlar. Bay bay.